Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir Ebeveyn Game videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tabii ki de en sevdiğiniz kontraband polis simülatörde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Uyan, önümüzde sınırda geçecek olan yoğun bir gün var. 127. gündeyiz arkadaşlar. Kazaların büyük bir çoğunluğuna %90'ın üzerinde belirli bir renkmiş arkadaşlar sebebiyet veren. Bu da yeşil renkmiş arkadaşlar ve biz yeşil renkteki araçları almıyoruz. Sıradaki gelsin. Biz kontrolümüze başlayalım. İnceden böyle bir yan görevlere gideceğiz arkadaşlar. Beklemede kalın. Güzel şeyler yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Ayağınıza sağlık. Şimdi Amieri Crastei'yi hemen bir kontrol edelim. Biz bir yaş arıyorduk arkadaşlar. Yaş arıyorduk. 25 yaşındaymış. Dur bakayım. Bozuk far. Oo, 40 yaş. 51 yaş. Kahverengi araç. Bozuk far. Konşimento. Bayağı bir şeyimiz var. Bozuk far var mı bunda? Bozuk var yok. Kahverengi değil. 40 yaşında değil. Ondan sonra 51 yaşında da değil. Konşimentosu 3 tane keçiymiş bunun. Bakayım abi 3 tane keçi var mı? Var abi 3 tane de keçisi var bu elemanın. Bu adamın her şeyi doğru şu an. Evraklarda bir sıkıntısı. Yani şeyde kaçakçı olarak bir sıkıntısı yok gibi duruyor arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz bu arada. Ayağınıza yüreğinize sağlık arkadaşlar. 30 Eylül'e kadarmış. 13 Kasım'a kadarmış. Kagastam Cumhuriyeti. İsim tutuyor. Tutuyor. Aracın ağırlığına bir bakalım hemen. Neymiş aracın ağırlığı? 3730 kilo. Burada da bir problemimiz yok. Plakası doğrudur abi bunun. Ben bu elemanı salacağım ya. Sen temiz duruyorsun lan. Vallahi temiz adam gibi duruyorsun. İnceleme bitti. Onaylandın dostum. Erkan abiye ne oldu diyor. Erkan abiniz dinleniyor olabilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıradaki gelsin. Oğlum adamı da saldık ama. Evet abi geçerli giriş dedi. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Şolek efendim hoş geldiniz. Raşit Yavuz. İsim tutuyor arkadaşlar. Doğum tarihine bakıyorum 58 yaşında. Kaçakçı yaşına uymuyor. Konşimentosu sahte mi değil mi bir ona bakmamız lazım. Evet gübre mübre tamam. Konşimento da doğru. Araç kahverengi değil. Kaçakçı şüphesi yok abi. Kırık far da yoksa eğer. Kırık far var mı? Kırık far da yok arkadaşlar. Burada da bir sıkıntı göremedim. Adamın diğer evraklarını kontrol edeceğiz. Pasaport numarası tutuyor mu? Tutuyor. 26 Ekim'e kadarmış. 10 Şubat'a kadarmış. Al bırakın kaşesi. Aracın ağırlığına bir bakalım hemen. 1630 kilo. Burada da bir sıkıntı yok. Buradaki isim de tutuyor. INN7431UP. INN7431UP. Ana bu adam da temiz lan. Enteresan bir şekilde şu an var ya. 2'de 2 ülkeye adam sokuyoruz ha. İnceleme bitti. Onaylandın dostum. Ne demek kardeşim benim. Tekrar bekleriz. Her zaman ülkemize böyle temiz insanları her zaman bekleriz efendim. Sağ olun var olun. Bakayım lan doğru mu? Şu an seste bir sıkıntımız var mı? Yok galiba değil mi? Seste bir sıkıntımız. Tamamdır. Sıradaki gelsin. İbrahim diyor ki bundan önceki oyun neydi diyor. Abi yine bilgisayar tamirindeydik ya. Her zamanki gibi bilgisayarları tamir ediyorduk. Güzel keyifli bir yayındı. Şöyle sadece tek bir isteğim var. Bu oyunda şöyle bir 100K'yı görelim beğenide abi. Bir beğeniye bir çökün ama. Bir beğeniye çökün yani. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Rudolf Popovic. İsim tutuyor. Pasaport numarası eşleşmedi abi. Pasaport numarasından patladı eleman. Bak buraya çarpıyı koyduk hemen. Geçerlik tarihlerimizde bir sıkıntımız yok. Yaş kaç baba senin? 46 yaşında. Kaçakçı yaşına da uymuyor arkadaşlar. Konşimentosunu bir kontrol edelim bu elemanın. Dur bakayım. 2 tane davuk var. 1, 2, 3 tane valiz var. Yanlış görmüyorsam. Yalnız 3 valiz 2 davuk demiş. Bu da doğru. Bu da doğru. Burada da bir problem yok. Buradaki isim tutuyor. Tamam. Bozuk far var mı? Başkan bir farları aç bakayım be. Farların hepsi yanıyor abi. Bu arabanın içinden de farları da yakabiliyoruz bak. Bozuk farlar yanmıyor. Tamam abicim. Burada da bir problem yok. Burayı kontrol ettik. TZZ4727EM. PZZ bak. Plakada sıkıntılı abi. P ile başlıyor. T olması lazım. Bak burada T yazmış. Aracın kayıt numarası da hatalı. Tonaja bir bakalım. 1645 kilo. Maksimum 1520 olması gerekiyormuş abi. Burada da sıkıntı var. Aracın ağırlığı da sıkıntılı. Abicim seni alacağım. Tamam eyvallah da senin 3 tane hatan var be kardeşim ya. İnceleme bitti. Reddedildi arkadaşlar. Alamayız. Muayene istasyonu mu diyor. Yok abi sınır kapısı. Her ülkenin sınır kapısı böyle Dingo'nun ahırı gibi değil. Bak biz burada kontrol ediyoruz. Evet sıradaki gelsin. Şimdi bu araba bir kere gelen araç yeşil renkte arkadaşlar. Siz de görmüşsünüzdür. Yeşil renkli araçlar giriş yönetmeliklerine takılıyor biliyorsunuz. Hoş geldin.
Adam da zaten farkında hatasının, bak sıfata bakar mısın? İn lan aşağıya. Uyar. İn aşağı. Adamın sinirini bozuyorsun. Geç şuraya. Serhan Ormanov. Bir kere Serhan giriş yönetmeliklerine takıldı abicim. Tamam mı? Bakalım burada başka yaşı kaçmış bu elemanın. 43 yaşında. Kaçakçı terimine uymuyor arkadaşlar. Bozuk far var mı? Bir tane burada var. Bak bir dakika, bir tane bozuk far burada var. İyi, arkada yok. Tamam. Biz iki tane bozuk farı olan kaçakçı arıyorduk. Konsümento yok zaten. İki bozuk far yok. Araç rengi kahverengi değil. Yaşlar da uymuyor. Babacan. Şimdi şöyle bir sıkıntı var abi. Senin genel olarak evraklarda bir sıkıntı yok ama senin aracın yeşil renkte olduğu için ülke diyor ki yeşil renkli araçları almayacaksın diyor. İnceleme bitti. Reddedildi arkadaşlar. Bakın giriş yönetmeliklerine takıldı abi. Yapacak bir şey yok yani. Hadi koçum hadi. Boş yapma, geç. Sıradakine geçeceğiz daha. Bizim çok işimiz var abi. İnsanlar bizi burada sınırda bütün gün oturuyoruz zannediyorlar ya. Bir tane daha geldi yeşil renkli bak. Alamıyorum kardeşim, ne yapayım yani? Alamam. Kim ne derse desin. Merhaba. Hoş geldiniz. Oğlum bunda bir at hırsızı tipi var arkadaşlar ya. Hacı aşağı in bakayım. Geç bakayım şuraya. Geç. Bir problem olmayacak tabii anasını satayım. Burası benim sınırım. Ağzına tükürürüm ha. Senin ağzına tükürürüm vallahi, bak vallahi sık. Elimin ayarına tüküreyim ben. Ben elimin ayarına tüküreyim birader. Dik durduk yere adamı öldürdük ya. Yaşıyor mu lan? Şş, gel bakayım. Yok abi, adam patates oldu. Mehmet. Memo. Memo. Temizle lan. Abi bizim elimizin ayarı kaçmış, ben size söyleyeyim. Sıradaki gelsin. Ay ağzıma tüküreyim ya. Vallahi billahi ya. Pisi pisine gitti adam ya. Hacı baba, kaportayı nereye bıraktın? Hoş geldin. Müzik değişti beyler. Bir dikkatinizi çekin bak buraya. Makram Matar. İsim tutuyor. Pasaport numarası tutuyor. Geçerlik tarihleri tutuyor. Kaç yaşında? 56 yaşında. Biz 40'la 51 yaş arıyorduk arkadaşlar. Zagır 53'müş. Aracın bir tonajına bir bakalım. 3330, tamam sıkıntı yok. Bozuk far var mı? Bir de bunlara bir bakacağım. Bizim bu oyundaki önceliğimiz kaçakçı yakalamak arkadaşlar. Öncelikli olarak kaçakçı şüphelerine bakmamız lazım. Araç kahverengi değil. Bozuk far yok. Konsümento yok. Tamam bu herif kaçakçı değil. Sıfat tutuyor. Buralar tutuyor. Buralar tutuyor. Plakaya bir bakayım. Arkadaydı bunun plakası. BPW6233CE. BPW6233CE. Tamam. Araç şeyi doğru. Abi bu adamı salacağım ben. Birader. Hayırlı günler olsun. Onaylandı abi. Abi benim bir yan görev yapıp stres atmam lazım. Aynen öyle ama işte beğeni sayımız cacık. Şu beğeni sayısını şu an ben bir 50K'larda görsem diyeceğim ki tamam abi. Peki şöyle bir istatistik yapalım. Yan görev yapmamızı isteyenler beğeniyi 50K yapsın. Tabi gidelim abi 50K'da yan göreve. Sıradaki gelsin. Kaportayı işaretlemedim artık. O kadar da adamı şey yapmayayım. Abi az önceki adama takıldı benim kafam ya. Pisi pisine vurduk adamı ya. Merhaba. Ataychi. Öyle olmaz abi, yok. Ataychi de yani. Aşağı ineceksin abi. Aşağı ineceksin. Oturduğunuz yerden ne öyle benim üstümmüş gibi. Vallahi bak sinirimi bozmayayım. Vallahi geç. Ya ben bırakıyorum abi oyunu. Bu ne ya? Bu ne abi? Şaka da yapamayacağız insanlara ya. Şaka yaptım. Şaka şaka. Kalk hadi. Kalk. Vay arkadaş. Mehmet. Mehmet gel buraya gel. Yandım Allah Mehmet. Mehmet temizle bari. Temizle. Böyle pisi pisine insanlar gidiyor işte abi. Sıradaki gelsin. Of of ya Rabbi ya. Merhaba. Hoş geldiniz. Abi bu sefer elim ayağım düzgün durması lazım. Merhaba, hoş geldiniz abi. Valerian Rauf. İsim tutuyor. Pasaport numarası tutuyor. Geçerlilik tarihleri tutuyor. Doğum tarihi 36 yaşındaymış. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Araç kahverengi değil. Konsümente doğru bir tane buzdolabı taşıyor. Burada abi bir farları yakabilir misin be? Ön farlar temiz. Arka farlar temiz. Bakayım abi burada başka bir sıkıntı var mı? Yok abi. Tamam, bu adamın kaçakçı olma şüphesi yok. Onu anladık. MLG5980II. MLG5980II. Plaka da tutuyor. Aracın bir de ağırlığına bakalım, tonajına. O tutuyor mu tutmuyor mu? O da tutuyor abi. Burada da bir problem yok. Buzdolabı muzdolabı. Cercu. Tamam bu adamı salalım. Kardeş. İnceleme bitti. Onaylandın dostum. Tamam abicim. Onayladık elemanı. Vallahi onayladık. Sıradaki gelsin. Bakalım yan görevlerde ne var? Oha çok güzel. Kovalama görevi var ha. Yan görevlerde kovalama var. 50K beğeni de kovalamaya yan göreve gideceğiz arkadaşlar. Bakalım. Tam bir kaçakçı arabası. Tam bir kaçakçı arabası. Bakar mısın şuraya? Hoş geldiniz. Toygar Pasek. Toygar senin evraklar sahte gibi duruyor be kardeşim. Erkeği krallığının evraklarına bakmam lazım. Evet abi, pasaport sahte. Görüyorsun değil mi?
Oğuzcum kesene bereket kardeşim. Hiç konuşma. Sen bir aşağıya in. Bana burada boş muhabbet yapıyorsun. Geç şuraya. Boş muhabbet yapıyor, benim kafamı karıştırmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi sen bir dur. Senin yaşına baktık mı biz? 27 yaşındaymış. Yalancıya gel. Peki araç kahverengi mi? Bu bence bu araba kahverengi statüsünde abi. Ben bu arabayı arayacağım. Bu adam kaçakçı olabilir. Ben bu arabayı ararım abi. Bu adam kaçakçı. Bakayım Moruş'a. Oralarda bir sıkıntı yok. Oralarda da bir sıkıntı yok. Bagajı aç. İndir bakayım şu malları. Dikkat etmezsem ne olur birader? Hayır bir söyle, bir örnek ver. Dikkat etmezsem ne olur ha? Bana mı sıkacaksın? Çekil. Şunları bir indir. Arabanın içine de bir moruşluk yapalım. Bak beni geriyorlar. Bak burada da var. Yok burada yokmuş, pardon. Beni geriyorlar abi. Ondan sonra vay efendim sen kime vurdun? Tamam şu an arabanın içindeki malzemelerde bir sıkıntı yok abicim. Şuraya bir bakacağım. Consumento 6 valiz demiş. Burada 4 valiz demiş. Görüyorsunuz değil mi? Consumentosu da hatalı bu Hıyarton'un. Abi adamın yani kaçakçı olmamak için hiçbir şeyi kalmadı şu an. Bütün şüpheler bu adamda. Ama kaçakçı değil abi. Mehmet topla aslan bunu. Topla topla. Kaçakçı değil abi. Motor içine bakmadık. Hemen motor içine de bir bakalım. Yok abi, kaçak malzeme yok. Kapat şunları. Birader çok artistsin. Ama hak ettiğini de bulacaksın. Ben sana söyleyeyim. İnceleme bitti dostum. Senin evraklarında iki tane hata var. Reddedildi. Almam abi ülkeye ya. Bana ne anasını satayım. Hava filtresinde solucan var sanki diyor. Olabilir abi. Ben solucan kısmına bakmıyorum. Ben sadece şu an ülkeye girerler mi giremezler mi onlara bakıyorum. Merhaba. Oğlum birden hareket etti ya, kaçacak sandım ha. Ataycı beyefendi. Aşağı alayım sizi. Şöyle bir bakayım arabaya da. Evet abi, gerekçeli reddedi bu arada. Şu aralarda kaçak mal simgesi göremedim. Birader evrağını ver bakayım. Aynen, dokümente. Clement Sokal. 46 yaşındaymış arkadaşlar. Yaştan yana bir sıkıntısı yok. Bozuk far var mı? Bir ona bakayım. Farları yakıp da bir bakalım. Ön farlar yanıyor. Arka farlar da yanıyor. Burada da bir problem yok. Dostum şimdi senin... Ya bu adam kaçakçı değil. Anladık onu. Fotoğraf doğru. Buralarda isimlerde bir sıkıntı var mı? Bunlarda da bir problem yok. Burada da bir problem yok. 4 tane motor yağı varili, 1 tane de hıyar varili taşıyormuş. Şimdi burada 4 tane motor yağı varili var. Yanda bir tane de hıyar varili var. Bu adamın konşimentosu da doğru. Kapat. Abi seni hiç burada fazla tutmayalım biz. Tonaj doğrudur bence bunda da. Yine bir bakalım tonaja ya. 2210 kilo. Bak 2800'e kadar kurtarıyormuş. Tamam. Clement'çim girebilirsin ülkeye. Düzgün evrakla gelsinler, benim canımı yesinler abi. Ben düzgün evrakla gelen adamı hiçbir zaman geri çevirmem. Kim ne derse desin. Bu arada sıradaki gelecek bir şey kalmadı. Bugünkü buradaki görevimizi tamamlamışız. Gayet güzel ilerliyoruz abicim. Abi sen geç. Sen geç. Mehmet diyor ki abim kola gelsin diyor. Teşekkür ederim kardeşim benim. Evet. Kusursuz inceleme dedi. Bakıyorum abi beğeni sayımız 24'te. 50K'yı gördüğümüz anda yan göreve gideceğiz. O yüzden ben hemen yatıp kalkıyorum. Ertesi güne geçiyorum efendim. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Atılan her jeton yayın süresini uzatır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam. Allah. 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 Alarm yedik. Alarm yedik. Alarm yedik. Gençler. Alarm yedik çok pis. Al ulan Hacı Bekir bu kovmeti. Oğlum Moskoviç hemen ölüyor ya. Abi biz şu sıralar çok fazla baskın yemiyor muyuz ya? Adam şarjör değiştirirken vurdum iyi mi? Mermim bitti, mermim bitti. Al sana granada. 18 kişi kaldı. Ben yerim bunları. Biri daha gitti.
12 kişi kaldılar. Of 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 of, çok çok darbe aldım. Çok darbe aldım. Kanıyor. Ben ağzına tüküreyim ben. Kendi arkadaşını uçurdu enayi. Gitti. Ana ölmedi lan. İçinden geçtim adamın ha. Yalnız arkadaşlar, biraz fazla mermi yaktık. Birazcık da bomba almamız gerekecek. Evet, bombamız falan azalmış. Bunlar önemli konular. Ben yatıyorum gençler. Bir şey olursa haber verirsiniz. Zaten adamlar uyandırıyor anasını satayım. Yat. Altıcığım hoş geldin kardeşim benim. Evet, yeni güne uyanıyoruz arkadaşlar. 33K beğenideyiz. 50K beğenide yan göreve gideceğiz. Bakalım kardeşlerimizden beğeni sayımız isteyen var mı yan görevi? Onu görmek istiyoruz. Devam et. Adem farkında mısın? Yayın süresini kimsecikler uzatmıyor. Bilmem anlatabildim mi? Evet, yeni gündeyiz. 128. gündeyiz arkadaşlar. Buraya yeni görevlerimiz eklenmemiş. Hala aynı kaçakçıları arıyoruz. Sıradaki gelsin bakalım. Hadi baba, amma uzaktan geliyorsun ya. Oho, bu adamın keyfini mi bekleyeceğiz biz kardeşim? Arkadan da sıradaki de geliyor. Hızlı 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 hızlı. Yavaştan. Oğlum yavaş yavaş, kafama indiriyordun anasını satayım. Evet. Hoş geldiniz. Atayçı efendim de. Sizi de aşağı alayım ben. Buyurun. Şimdi önce yaşla başlıyoruz. 53 yaşındaymış arkadaşlar. Araç kahverengi değil. Konşimentosuna bir bakacağız. 5 tane valiz demiş abi. Arkada. Ne diyorsun lan? Senin koltuklarına başlarım ha. Senin koltuklarına başlarım bak ha. Bak 2 tane leşim var benim bu oyunda. Delirtiyorlar adamı ya. Alperen'cim kesene bereket bu arada. Şimdi burada 3 tane var. Burada da 2 tane var. Konşimentoda bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bu adam kaçakçı değil gibi duruyor. Çünkü 2 tane de bozuk far yok. 1 tane bozuk far var. Yine de ben bu adamın evraklarını bir kontrol etmem lazım. 5 tane valizi var. Kadir isim tutuyor. Araç Mikros. PAV 1161 DL. Bakayım. PAV 1161 DL. Tamam. Burada da bir problem yok. Yani anladığım kadarıyla bu adamın ülkeye girmemesi için herhangi bir sebep gözükmüyor arkadaşlar. Geç lan hadi. Hıyarası. Onaylıyorum arkadaşlar. Hayret ölmedi. Günlük en az 2 desek diyor. Abi bu herifin kafası kas kafalı. Sağlam kafa varmış bu adamda. Kırılmadı. Sıradaki gelsin. Son 18 dakikadayız. Atılan her jeton yayın süresini uzatır. Şöyle bir 4 haneye ulaşacak bir yargıç arıyoruz efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben gözlükleri çıkarsam bu adamla aynıyım. Bakar mısın sıfata? Bana benziyor mu abi? Bir şey söyleyeceğim. Sana benziyor diyenler yorum atsın. Yok abi sana benzemiyor diyenler beğeniye yüklensin. Bakalım kimler kazanacak. Evet, evraklarımızı aldık. Petre Demircan. İsimden patladı bir kere. Yaş kaç birader senin? 26. Konşimentosu sahteymiş arkadaşlar bu adamın. Allah. Evet abi, sürücü belgesinin rengi, bak size de göstereyim bu arada. Şimdi hemen şunu göstereceğim. Nereden geliyor? Birleşik Rally'den geliyor. Abi bak eşleşmedi. Sıkıntı var yani. Sürücü belgesinin renginde de sıkıntı var. Geçerlilik tarihleri tutuyor Allah'tan. Pasaport numarası, o da eşleşmedi. Bu adamın neyi doğru anasını satayım ya? Hacı baba sen bir in bakayım aşağıya. Sen bir in bakayım aşağıya. Kardeş bir şey söyleyeceğim. Senin hayırdır bu evraklarda bir sahtelik var. Ne diyorsun? He? İyi, küfür etseydi öldürecektim abi. Küfür etmediği için bunun canını bağışlıyorum şu an. Yalnız seni alamam ben ülkeye. Kusura bakma yani. Burası Dingo'nun ahırı değil birader. İnceleme bitti. Reddedildim. Alamam aga. Hayatta alamam. Bu olmasın be diyor. Olacak kardeşim, kusura bakma. Sıradaki gelsin. Hadi yürü. Hızlı biraz, hızlı. Hızlı Allah'ına kavuşturacağım yoksa seni şimdi. Hadi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi bu dedemizin adı Vadih Öztürk'müş. 51 yaşında. Aha. Gençler kaçakçı geldi. Dede in bakayım aşağı sen. İn aşağı in. İn aşağıya. Ha, problem olmaz tabii. Göstereceğim ben sana problemi şimdi. Dur. Abi bu adam kaçakçı. Hissediyorum abi. Ben kaçakçının kokusunu alırım. Kokusunu. Aç bakayım şu kaportayı da. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. İndir lan yükleri aşağıya. Bokunu çıkarmaya gerek mi yok? Ne küfür ediyorsun lan? Gördünüz mü? Bokunu çıkarmaya gerek yok. Abi bak senin ağzına tükürürüm ha. Senin ağzına tükürürüm, akıllı ol.
Sakalından utan terbiyesiz herif. Abi biraz gerginim şu sıralar. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Oğlum bu adamın boşuna günahını aldık galiba. Mehmet topla lan burayı. Harbiden bir şey diyeceğim. Biz bu adamın boşuna günahını aldık. Bu adamın başka evraklarında bir sıkıntı var mı? Abi ben bu adamı alamam ülkeye bu saatten sonra. Bir sürü laf söyledim. Ha pasaport. Dur. Pasaport evrağı sattı. Pasaport evrağı sattı. Bak şimdi Albarak'a gel. Eşleşmedi. Ha şimdi zıçtım senin çarkına. Çık git lan ülkeden. Çık ülkeden. Reddedildi. Başlarım bunun keyfine. Erdinç Bey yok mu? Bilmiyorum ki. Etiketleyin abi yayına. Etiketlerseniz gelir belki. Bak en son Osmanlı tesbihçisinden destekler gelmiş bize arkadaşlar. Atılan her jeton yayın süresini uzatır. Şunu bir yarım saat yapın da doya doya oynayak ya. Sıradaki gelsin. Oğlum kaçakçı yine pek yakalayamamaya başladık ha. Merhaba. Hoş geldiniz. Atayçı de evrak ver. Hıyır. Hıyır herif. Hıyır. Laziz Tungalak. İsim tutuyor. Yaş kaçmış bu elemanın. 47 yaşındaymış arkadaşlar. Sıfatül eşkal tutuyor. Geçerlik tarihlerimiz tutuyor. Pasaport numaramız tutuyor. 2 deterjan, 3 valiz taşıyormuş. Burada 3 valiz var. Burada da 2 deterjan vardır muhtemelen. Evet. Yalnız arabanın rengi yeşil değil mi arkadaşlar? Yeşil rengi almıyorduk biz. Evet yeşil rengi almıyorduk. Kardeş. Abi seni alamam ben ya. Giriş yönetmeliklerine takıldım. Vallahi giriş yönetmeliği yani benim elimi kolumu bağlıyor. Reddettim abi. Yok almadım. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun birader? Ne diyorsun? Ağzını tükürürüm senin ha. Bak birader ben evrağımı verdikten sonra bana böyle yapmayacaklar tamam mı? Siz de bu yayını beğenecekseniz beğenin. Abone olacaksanız abone olun. Bir de kanala gidip bildirimleri açın abi. Mehmet kaldır şunun leşini şuradan. Aferin lan sana. En çok Mehmet'i seviyorum yemin ederim. Sıradaki gelsin. Spartim! Hoş geldin Yiğitçim. Sefalar getirdin. Jeton nasıl gönderiyoruz diyor. Jeton satın alıyorsun gönderiyorsun Yiğitçim. Oo beyler. Bak bu elemanı hatırlayanlar bir el kaldırsın. İsmi Johnny. Bak kabak kafa Johnny gel. Baba saygılar. Sana pek bulaşılmaz burada. Belgelerini alayım ben senin. Şöyle. Abi bunu böyle alacağım. Bu elini kolunu yıkamamış olabilir abi. Sıkıntı. Dur. Sen babacım. Sana şöyle üstten bir inceleme yapacağım. Abi bu herif kaçakçı falan çıkarsa ben bunu bulaşmam. Ben size söyleyeyim. Kardeş. Ceza da yesen bu ülkeye girsin abi. Bu inceleme bitti. Onaylandın abi sen. Onayladım abi. Evet evet Yiğit. Hediyeden yapıyorsunuz abi. Hediye simgesi var ya bir tane hediye kutusu simgesi. Ona tıklıyorsunuz. Önce satın alıp sonra gönderiyorsunuz. Sıradaki gelsin. İyi abi belgeler temizmiş. Ama adam temiz değil. Johnny yani. Oo arkadaşlar kahverengi renkte bir kaçakçı arıyorduk. Ahan da ayağımıza kadar geldi. Atayçı. Geldi. Atayçı sen bir in aşağı bakayım. Ben sana göstereceğim Atayçı'yı. İn aşağı in. İn kardeşim şöyle. Şuraya koy. Heh, şuraya koy kendini. Arkadaşlar bir mor ışık yapabilir miyim? Spartim! Good night demiş. Jeton krallığına oturmuş kendisi kesesine bereket sevgili kardeşimin. Arkadaşlar bir yılan simgesi arıyorum. Ki o yılan simgesi şu an... Oğlum bunun da mı günahını aldık lan? Ama müzik falan değişti. Bunun kaçakçı çıkması lazım aga. Senin zamanına tükürürüm bak. Senin zamanına tükürürüm. Senin zamanını falan harcamıyorum. Ben burada işimi yapıyorum kardeşim. Ben KPSS'de 93 aldım da geldim atandım buraya. Hıyar. Abicim devlet memuruna biraz saygı ya. Bakayım burada bir şey var mı? Yok abi temiz. Temiz. Mehmet. Abi içme şu zıkkımı artık yeter ya. Abi bir şey yapalım. Diğer evraklarını. Ana biz bu adamın evraklarını almadık mı lan? Al ama geri ver diyor. Yemin ediyorum işte ağzının içine sokacağım evrağı bak geri verirken öyle olacak ha. Var mı burada? Abi motorun içinde de bir şey yok. İbrahim. Motorun içi de temiz be baba. Harbi. Başka bakalım abi. Harun. Ana Harun abi lan bu. Eşleşti. Pasaport numarası o da eşleşti. Geçerlik tarihlerimiz tutuyor. Yaş kaçmış baba senin? 20. Az şimdi oradan. Bu da 27 yaşındaysa ben 18 yaşındayım anasını satayım. Harun abi. Senin için şöyle böyle diyorlar. Ne diyorsun? Yok mu? He? Dur va duras. Ne halt yiyorum? Oyna lan. Zıpla. Zıpla. Zıpla zıpla. Dur va duras. Ne halt yiyorum işte seni oynatıyorum. Oyna. Abo arabayı deldik. Harbi arabayı deldik. Tamam sen git birader sen git. Tamam abi onaylıyorum ben bu adamı. Onayladım. Adama biraz fazla zarar verdik. Sıkıntı oldu. Hadi yürü. Sıradaki gelsin. Kusura bakma dur. Kaputu şey yapalım. Tamam kusura bakma. Yalnız şunu annene gönder. Hadi bakayım. Geçersiz giriş dedi gördünüz mü? Adamı geri çevirmemiz gerekiyormuş. Yeşil araba geldi şimdi de.
Abi bir kere yeşil araba giriş yönetmeliklerine takılıyor. Dur. Hemen buradan giriş yönetmeliklerini bir olumsuz işaretleyelim. Şimdi sıfat üleşkal tutuyor. Yaştan bir gireceğiz önce. 35 yaşındaymış abi. Bizim bir dakika kaçakçı simgelerimizde ne yazıyordu? 40, 51, konşimento, bozuk far, kahverengi. Abi bozuk far yok gibi duruyor. Kahverengi de değil. Konşimentoya bir bakalım. Bir deterjan gibi bir şey var. Ne diyor abi? Bir çamaşır, bir çimento, bir klozet, bir deterjan. Tamam. Konşimento da doğru bu elemanın. Üstad bir aşağıdan aşağı insene bir be. İn abi şuraya. Arkadaşlar yan görevi aklımda. Aklımda bu arada yan görev yapacağız. 50K'yı geçtik. Yan göreve gideceğiz. Ben şuralara bir bakayım şunları bir halledeyim. Valla bu adamda bir de tonaja bir bakalım. 1590 kilo. Burada da bir problem gözükmüyor. Buradaki isimler de tutuyor. Ama yani malum giriş yönetmelikleri yeşil araba alma diyor. O yüzden biz bunu reddedeceğiz. Konstantçım reddedildin koçum. En azından kaçakçı değil. Neden olduğunu yazıyor abi. O evrağın içinde yazıyor. Tamam. Onu şey yaparsın. Sıradaki gelsin. İçimden bir ses şu gelen kamyon kaçakçı diyor. Benimle aynı fikirde olanları bir görebilir miyim chat? Merhaba. Hoş geldin. Atırsızı. İn aşağıya. Harbiden atırsızı. Vallahi atırsızı bak. Bak. Arkadaşlar etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Bak şu tipte bir sıfat varsa bu atırsızı abicim. Evranı ver lan. Beni manipüle etme. Sıkıntı olmaması gerek falan değil. Ben bakacağım kardeşim. Sıkıntı varsa yoksa ben karar vereceğim anasını satayım. Umut Kamalo. İsim tutuyor. Pasaport numarası tutuyor. Kaç yaşındaymış bu? 28 yaşındaymış. İyi yaşını gösteriyor en azından. Geçerlik tarihlerinde bir sıkıntı yok abi. Araç Zagır 53'müş. 4240 kiloymuş. Tonaja bir bakmak lazım. 3530 kilo. 4200'e kadar yolu var demek yani buradaki 4240. ARY 0724Y. ARY 0724Y. Bozuk far göremedim abi. 7 tane biyolojik tehlikeli madde taşıyormuş. Bakayım. 1, 2, tilkiz. Ay öyle değildi lan. Yanlış saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Bu da doğru. Bu araba kahverengi diye mi geçiyor? Gri diye mi geçiyor? Ben anlamadım ama. Kahverengi değil yani bence. Abi kaçakçıdır diye şüphelendik ama değil. Bence de İbrahim bunu gönderelim. Bu adam atırsızı matırsızı ama bu adamın evrakları tam be kardeşim. Adem diyor ki yayın bitti diyor. O zaman Adem duruma müdahale etmen lazım. Gerçekten duruma müdahale etmen lazım. Böyle olmuyor. Onaylıyorum arkadaşlar. Bir şey yapmadık değil mi buna? Tamam. Onayladım. Em diyor ki ayıp yaptınız ya diyor. Niye abi adama atırsız dedik diye mi? E atırsızına atırsız deriz abi biz. Zalağa zalah der gibi yani. Sıradaki gelsin. Ulan müzik de değişti. Bak eğer var ya bu adam kaçakçıysa ben buna sıkarım. Bir dakika. İyi bari. Geçerli giriş dedi. Vallahi bir an tırstım ha. Merhaba. Merhaba. Bak pürü pak çocuk ha. Pürü paksın ama kafan çalışmıyor ha. Sınırdan geçerken pasaport gerekli mi diyorsun lan? İn aşağıya. İn lan aşağıya. İn aşağı in. Geç şöyle. Geç şöyle birader. Oğlum sana zeka testi yapacağım. 2 kere 2 kaç lan? 2 kere 2. Abi yok. Ben yemin ediyorum bunların zeka seviyesinden sıkıntı yaşıyorum abi. Şeytan diyor ki çek baltayı vur bir tane kafasının ortasına. Yani şunu yapacağım. Allah kahretmesin ya. Abi arkada delil bırakmamamız lazım. Mehmet uzak dur Mehmet. Mehmet. Tamam korudum Mehmet'i. Tamam. Abi girmeyi de hak etmiyordu zaten bu adam. Sıradaki gelsin. Kaçakçıymış değil mi bu? Para cezası yemedim fark ettiniz. Bu arada sevgili Spar Team'i de takip edin arkadaşlar. Spar Team özlemişim can abi yayınlarını diyor. Sırf senin için TikTok hesabı açtım diyor. Kardeşim benim. Hoş geldin sefalar getirdin Yiğitçim. Ayağına yüreğine sağlık. Oğlum herifin cesedi hala burada duruyor ya. Çekme çekme ver. Evra ver. Arosko ver. Atma turu. Yemin ediyorum şeyi çözdüm ya. Acaristan dili ve edebiyatı okumuş gibiyim yani. Edil Kimek isimden patladı. Bir kere girmeyeceği kesinleşti. 49 yaşındaymış arkadaşlar. Araba kahverengi değil. Bozuk far. Konşimento 51. Bozuk far. Yaksana farlarını birader. Farları yak farları. Şşş. Farları yak. Babacım farlı. İn lan aşağı. İn aşağı Allah seni kahretmesin. Kafası çalışmıyor abi bunda. Geç. Açtım bir farları şöyle. Evet abi farlar burada. Yanıyor. Tamam sıkıntı yok. Ya bu adam temiz gibi duruyor ama emin de olamadım ha. Valla temiz gibi duruyor ya. Yani şey olarak temiz kaçakçı değil gibi duruyor. Bir tane hatası var.
Abi almayacağım ben seni. İki tane kaçakçı arka arkaya gelmez abi. Reddedildi. Ne bu lan? Kaçakçı konvoyu mu yapıyorlar anasını satayım? Geç. Yok zaten isim tutmadığı için almadım abi. Ülkeye almadım yani. Sıradaki gelsin diyeceğim ama geç olmuş. Biz inceden yatışlara doğru gidelim. Şimdi sabah uyandığımızda da izin verirse bir yan göreve gitmek istiyorum arkadaşlar. Adem diyor ki lan arkadaş böyle olmaz. Şu yayını 300 kişi uzatmıyorsa kim uzatacak diyor. Arkadaşlar hatırlatmamızı yapalım. Atacağınız her jeton yayın süresine şuradan yukarıdan ilave ekleme yapıyor. Bilginiz olsun. Eğer bu yayını uzatmak isteyen bir yargıç olma kararı veren varsa Spartiğimi geçmek isteyenler şurada kendisi. Yayın yargıcı olabilir. Ben yatışa geçiyorum. Memocum az önce Mehmet'in önüne nasıl atladım ama adamı korudum yemin ederim. Kardeşim lan o benim. Yat bakayım. Evet, Aceristan'da yeni bir güne merhaba diyoruz arkadaşlar. 422 dolarlık günlük bir masrafımız var. Sevgili oğlumun ismiyle adaş bir kardeşimizden, Ayaz'dan bir kalp gelmiş sağ olsunlar. Spartiğim! Yiğit diyor ki, beni kimse geçemez Can abi. Çok iddialı konuştu. Gerçekten şu an kendi kendime jeton atasım geldi. O derece. Ama tabii ki de öyle bir şey yapmıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. 129. gündeyiz. Yan göreve gitmek için yola çıkacağım. Yakında hemen bir yan görev varmış arkadaşlar. Kaçak malı müşteriye teslim edin görevi var. İzin verirse oyun bir yan görev yapmak istiyorum. İzninizle. Koştur 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 koştur. Aynen kardeşim. Sana da Seynoget'i Nara. Anasını satayım. Bazı kelimelerine dilim dönmüyor birader. Evet, yan görev bizim otel Karat mıydı? Karat motel miydi? Valla atılan her jeton süreyi uzatıyor. Ama jetonun süre başına uzatma şeyinin hesabını yapmadım arkadaşlar. Bir program bu arkadaşlar. Bir program kullanıyoruz biz. O programla uzuyor yayının süresi. Evet, müşteri burada. Selamun aleyküm. Merhaba. Merhabalar. Vatandaş. Pişt yoldaş, neden bir anlaşma yapmıyoruz? Ülkeyi acilen terk etmem gerekiyor ama geçiş kartı için param yok. Belki bana kaçakçılardan aldığın sahte paralardan satabilir misin? Tabii ki her şey aramızda olacak diyor. Ödülünü almak için tüm malları teslim et. 750 dolar ödül alacakmışız arkadaşlar. Kabul edelim bence, güzel bir yan görev bu. Para kasarız bunlar. Kabul et dedim. Şu elemana... sahte param yok ama benim. Bir dakika bunu kapat. Arkadaşlar bu adam sahte para istiyor. Sahte para... bir dakika. Benim üzerimde sahte para yok aga. Burada var mı? Var vallahi. Ulan var ya şanslı günümdeyim ha. Dur. Ulan var ya birader kaynanan seviyormuş ha. Al sana sahte para. Kaç tane istiyor? 6 tane daha lazım. 6 tane daha sahte para getirmem gerekiyor bu elemana. Dur bakayım. Bizim depoda var mıydı arkadaşlar ya sahte para? Geliyorum. Geliyorum bekle. Yemin ediyorum iyi ki devlet görevlisiyiz. Size bir şey söyleyeyim mi? Her türlü itlik uğursuzluk da var ha. Harbi her türlü itlik uğursuzluğumuz da var yani. Bunun farları neyle yanıyordu? Ha. J ile yanıyormuş. Bakacağım şimdi deponun içinde var mı yok mu diye. Varsa alacağım elemana vereceğim. Ya be işi görülsün adamın be. İşi görülsün be. Sıçtık karakol kapısının içine. Abi bizim niye sınır kapısını renderlamadı bu? Ana sınır karakolunu renderlamadı bak. Bak daha yeni geldi. Oyun da kafayı yedi anasını satayım. 6 tane daha sahte paraya ihtiyacım var. Ana gençler yok. Vallahi yok. Satmışız lan hepsini. Vallahi yokmuş. Neyse. Arabayı şöyle çekelim. Hatırlatın da kaçakçılardan sahte para yakaladığımız zaman şey yapalım. Ne onun adı? Gelelim müdahale edelim yani. Bu arada son bir dakikaya girdiğimizi görüyorum. Ben şoklar içerisindeyim. Kontraband polis simülatörü oynuyoruz. Son bir dakikadayız ve yayının süresini kimse uzatmıyor mu? Şaka gibi 41 dakikada yayını kapatacağız biz. Tüü bize. Harbiden tüü bize. Aga. Böyle şey olmaz. Vallahi böyle şey olmaz. Arabanın deposuna baktım ya. Depoda var. Depoda var diyorum. Abi depoda olan şeyler. Böyle saçma sapan şeyler var depoda. Silah var. Komando bıçağı var. Levye var. Bahçe küreği var. Buz kazması var. Başka bir şey yok yani. Abi bileydim.
Önceki şeyde satmazdım bak. Bu görev iyiymiş yani. Yoldaş işine döndü. Sus lan. Sus. Sus. Bundan sonra buranın şeyi benim, anasını satayım. Padişahı benim. Ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kontraband Polis Simülatör'de harika bir bölümü daha geride bıraktık. Kendinize iyi bakın. İyi davranın. Son YouTube videosuna bir tane beğeni bekliyorum sizlerden ve yorumlara TikTok'tan geldim yazarsanız harbiden güzel bir kalp bırakacağım sizlere arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. YouTube videosuna yorum atmayı ve bir beğeni bırakmayı sakın unutmayın. Bay bay.